Merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. MVC turumuz devam ediyor. Burada sadece cep telefonları veya işte benzer ürünler yok. Aynı zamanda bilgisayarlar da bulunuyor. Lenovo standındayız. Lenovo'nun X390 ThinkPad ailesinin X390 modeli var. Güzel bir bilgisayar, şık bir bilgisayar. Biliyorsunuz ThinkPad ailesinde artık standart haline gelen neredeyse şu ortadaki joystick faremiz de yine bu üründe bulunuyor. Aynı zamanda touchpad'inde olduğunu söyleyelim. 13.3 inçlik Full HD bir ekranımız var. 300 nit parlaklık veriyor bize bu ekran. Görüyoruz şu anda zaten. Oldukça güzel, hoş bir ekranımız karşımıza bizi karşılıyor. 8. nesil Core i7'ye kadar işlem seçenekleri bulunuyor bu bilgisayarda. 32 GB'a kadar da RAM seçeneği olacak. Satın alırken buna göre satın alabiliyorsunuz. Intel HD Graphics 620 ekran kartı bulunuyor üründe. 1 TB'a kadar çıkan SSD seçeneğinde yine cihazla beraber satın alınabileceğini söyleyelim. Bağlantılara bakalım. Gelin isterseniz şurada yan tarafı şöyle çevireyim. Biraz zoom gideyim sizler için. Bağlantılara baktığımızda burada USB Type-C bizi görüyor. Hemen şurada görüyoruz. Onun yanında normal USB bağlantımız var. Muhtemelen 3.1'dir bu diye tahmin ediyorum. Başka bir bağlantımız yok. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta bizi neler karşılıyor? Şöyle yandan baktığımızda HDMI girişi yer alıyor. Kulaklık çıkışı yine burada yer alan özelliklerden bir tanesi. Yine USB bağlantımız da yine cihazın üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda bir Thunderbolt çıkışında olduğunu söyleyelim. Oldukça şık bir bilgisayar. Bu model şu anki modelimiz Core i3 işlemciye sahip ama farklı varyasyonların olduğu bilgisi de bize yine Lenovo tarafından verildi. Bilgisayarın toplam ağırlığı ise 1.2 kilogram. Yani gerçekten hafif, taşınması rahat. Şöyle tutayım ben. Buradan tabii anlaşılmıyor ama hafif bir bilgisayar var. Parmak izi okuyucumuz var. Güvenlik açısından değerlendirecek olsak şurada hemen touchpad'in yanında bir parmak izi okuyucumuz var. Bunu aktif hale getirdiğinizde siz de daha güvenli bir şekilde açılım yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın açılışını buradan sağlayabiliyorsunuz. Güç tuşu hemen şurada menteşenin yanına konumlandırılmış. Klavyeye bakalım isterseniz biraz. Klavye oldukça ayrık tasarlanmış. Hatta yukarıdan da bayağı bir yüksekte. Söyleyeyim şunu. Yani basması, şu an tıkırtıları duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Güzel bir klavye tasarımı var burada. Onu söylemiş olalım. Özellikle hani günlük hayatta kullanacağınız hafif ama güçlü bir bilgisayar arayanlar için önerebileceğimiz bir bilgisayar. Lenovo ThinkPad X390. Şöyle bir daha açalım. Genel bir görünümüne bakmış olalım tekrar. Hafif, güçlü ve kullanımı rahat bir bilgisayar arayanlara önerebileceğimiz bir cihaz olmuş. Şu anda full şarjda. Yine ekranda gösteriyor. Gayet güzel bir şekilde kullanabileceğimiz bir bilgisayar. Bu arada Lenovo ThinkPad X390 ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bir versiyonu daha var. Yoga isimli ikinci bir versiyon daha var. Bu dokunmatik ekran seçeneği sunuyor. Bu hemen yan tarafta şu anda. Onu da şurada göstermiş olalım. Bu mesela dokunmatik ekran. Bakın hemen dokunduğunuz zaman bir şey çıkıyor zaten. Yoga versiyonunu biliyorsunuz genelde dokunmatik ekranlı oluyor. Bu dokunmatik ekranlı versiyon. Bu dokunmatik olmayan ekran bize sunmuş oluyor. Eğer dokunmatik ekran isterseniz aynı isimle ThinkPad Yoga dediğiniz zaman, yani Lenovo ThinkPad X390 Yoga'nın ekranı dokunmatikken diğer modelimizin, sadece 390 isimli modelin ekranı dokunmatik değil. Bunun donanımı biraz daha yüksek olduğunu söylemiş olalım. Lenovo ThinkPad 390 ile ilgili yorumlarınızı bu videonun altında paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.